Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Muş'tan herkese selamlar. Bu videomuzda Der Kommissar adlı kitabımızın 5. bölümünü çekiyorum. Bu bölümümüzün başlığı Auf der Straße nach Erlbach. Yani Erlbach'a giden yol, diyen yolda. Erlbach adlı bir bölge var arkadaşlar. İsimli bir bölge var. Ona giden yolda. Öyle bir hikayemiz var. Hemen hikayemizin ilk sayfasına da bakalım. Şöyle 3 kişi geçiyor arkadaşlar. Evet. Bakalım bunlar ne diyor. Personen, bu hikayede geçen kişiler Komiser Werner, Hauptwachtmeister. Hauptwachtmeister, çavuş demek arkadaşlar. Stegemann, yani çavuş Stegemann. Jürgen Habel, Förster. Förster bu da ormancı arkadaşlar. Werner Buchner, yani ormancı koruyucu diyelim daha doğrusu. Koruyucu gibi. Evet. Werner Buchner, Buchhalter yani muhasebeci. Bir de Erzahlegan var. Daul yani 5 nokta yani 5 dakika 46 saniye süren bir hikayeymiş. Hemen buradan bakalım arkadaşlar. Ben büyütüyorum. Yine bir olay var. Bu olayı mesela çözümlemeye çalışacak komiser. Onunla ilgili bir hikaye. Devam ediyorum. Auf der Straße nach Erlbach. Kommissar Wagner, guten Tag. Was ist passiert? Hauptwachtmeister Stegemann, guten Tag, Herr Kommissar. Raubüberfall auf Herrn Büchner, den Buchhalter des Sägewerks, Sager und Co. Wer hat... Evet, buradan mesela komiser giriyor araya. Diyor ki, Kommissar Wagner, guten Tag. İyi günler, adım yani Kommissar Wagner. Was ist passiert? Ne oldu? Burada çavuş kendisine bilgi veriyor. Diyor ki, Hauptwachtmeister Stegemann. Yani ben çavuş... Stegemann, guten Tag, iyi günler, Herr Kommissar, Bay Kommissar. Raubüberfall, soygun auf Herrn Buchner, Herrn Buchner'da bir soygun. Dem Buchhalter des Sägewerks Sager. Dem Buchhalter des Sägewerks Sager Co. Yani böyle bir şirket var arkadaşlar, Sägewerks Sager adlı, yani bunun muhasebesini soymuşlar arkadaşlar. Yani muhasebeciyi yaralamışlar, yani soymuşlar. Onunla ilgili bir hikaye. Buradan devam edelim arkadaşlar. Die Polizei alarmiert. Das war der Förster, ein gewisser Herr Haberle. Er steht dort drüben und wartet darauf, vernommen zu werden. Gibt es? Evet. Burada fakat die Polizei alarmiert. Komiser diyor ki, polisi kim diyor aradı? Yani, evet, yani polisi kim alarma geçirdi? Burada çavuş da diyor ki, das war der Förster. Yani bu. Şey yani koruyucu ormancı gibisinden ein gewisser Herr Habel yani Bay Habel'in tanıdıkları yani bir tanıdığı er steht dort da oben und wartet darauf vernommen zu werden. Bu yani bu kişi orada duruyor ve sorgulanması için bekliyor arkadaşlar. Yani sorgulanmaya alınmayı bekliyor gibisinden. Evet. Devam edelim. Komiser konuşuyor. Noch andere Zeugen? Meines Wissens nicht. Er ist der Einzige. Und was? Evet. Komiser burada söylüyor. Diyor ki, gibt es noch andere Zeugen? Yani başka bir tanık var mı? Gibt es noch andere Zeugen? Başka bir tanık var mı? Burada çavuş diyor ki, meines Wissens nicht. Yani bildiğim kadarıyla, yani bilgime göre yok. Er ist der Einzige. Bu tek. Yani tek tanık anlamında. Mit dem Opfer, dem Herrn Büchner. Der hat Glück gehabt. Nur eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Notarzt kümmert sich gerade um ihn. Gut. Burada duralım. Burada komiser diyor ki, und was ist mit dem Opfer? Peki, yani Opfer kurban. Hani bu olaydan yaralanan kişi, etkilenen kişi. Onun nesi var? Yani onun adını derken, burada çavuş söze giriyor. Diyor ki, Buchner, yani soy ismi Buchner. Der hat Glück gehabt. Yani onun diyor şansı var ki, şansı varmış. Nur eine Gehirnerschütterung. Yani bu var böyle beyin sarsıntısı gibi geçirmiş. Und eine Platzwunde am Hinterkopf. Kafasının arkasında böyle yani bir yaralanma izi varmış arkadaşlar. Yaralanma varmış. Der Notarzt, yani acil doktoru. Notarzt,
kümmert sich gerade yani şu anda onunla ilgilenmektedir. Yani acil doktor şu anda onunla ilgilenmektedir. Tekrar komiser soru soruyor arkadaşlar. Dann fangen wir mal mit dem Förster an. Herr Haberle. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Kommissar Wagner. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Junge. Evet. Burada komiser diyor ki iyi o zaman. Dann fangen wir mal mit dem Förster an. O zaman diyor bay koruyucuyla yani mit dem Förster yani koruyucuyla diyor başlayabiliriz. Evet, onun adı mesela Haberlmiş arkadaşlar. Herr Habel diye yani Bay Habel. Adam Habel da diyor ki evet buyurun. Komiser soruyor. War das vielleicht ein Schreck, als ich den Herrn Büchner auf der Straße habe liegen sehen? Da war auch Blut. Langsam, langsam, immer der Reihe nach. Erzählen Sie mir bitte ganz ruhig, was Sie heute Morgen gemacht und gesehen haben. Evet, burada şöyle bir şey var. Komiser kendisini tanıtıyor. Mesela guten Tag, iyi günler. Ich bin Kommissar Wagner. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Yani ben komiser, iyi günler, ben Kommissar Wagner. Size yani birkaç soru yöneltmek istiyorum gibisinden arkadaşlar. Herbal da diyor ki, Junge, Junge, yani gençler, gençler. War das vielleicht ein Schreck? Yani bu diyor çok korkunç, yani korkunç. Als ich den Herrn Buchner auf der Straße habe liegen sehen. Yani ben diyor Bay Buchner'i diyor yolda yatar bir şekilde diyor gördüğüm zaman yani bu korkunç Schreck kelimesinin anlamına bir bakayım arkadaşlar. Doğrudur arkadaşlar. Korkunç. Adam böyle bu şekilde mesela yani heyecandan söylüyor. Da var auch Blut. Aynı zamanda diyor kan da vardı. Yani kan, Blut, kan da vardı. Bu arada mesela komiser kendisine diyor ki langsam langsam, yavaş yavaş. İmme de reichena. Yani her şeyi sırasıyla, daima sırasıyla anlat. Erzahlin zimmi bitte ganz ruhig. Bana lütfen yani sakin bir şekilde, tümle sakin bir şekilde anladın. Was ich heute morgen gemacht. Yani bugün siz sabah diyor ne yaptınız? Und gesehen haben. Ve ne gördünüz? Bana diyor yavaş yavaş sırasıyla sakin bir şekilde anladınız. Habel konuşacak şimdi arkadaşlar. Onun konuşmasına bakalım. Entschuldigen Sie, aber ich bin noch ganz aufgeregt. Also gut. Heute Morgen, so gegen 9 Uhr, habe ich das Forsthaus verlassen, um die Waldwege zu überprüfen. Ich mache das immer mit dem Fahrrad, wegen der Umwelt, verstehen Sie? Manchmal kommt mir dann auch der Herr Büchner entgegen, wenn er mit dem Wagen zum Sägewerk fährt. Naja, und heute, als ich da hinten um die Kurve komme, sehe ich plötzlich ein Auto mitten auf der Straße, eben das Auto von Herrn Büchner. Und der Herr Büchner liegt davor auf dem Boden mit dem Gesicht nach unten. Zwei bis... Evet, burada duralım. Hemen çevresini yapalım. Habel konuşuyor arkadaşlar burada. Habel konuşmadan önce komiser kendisine ne dedi? Dedi ki bana sakin bir şekilde her şey sırasıyla anlat. Bu sabah ne yaptın ve ne gördün? Herbal da ne diyor? Diyor ki Entschuldigen Sie. Özür dilerim, affedersiniz. Yani özür dilerim yok, affedersiniz. Aber ich bin noch ganz aufgeregt. Fakat ben biraz heyecanlıyım. Also gut, tamam öyleyse. Heute Morgen, bu sabah, so gegen 9 Uhr, saat 9'a doğru, habe ich das Forsthaus verlassen. Yani ben de orman evini, arkadaşlar yani ormandaki evi terk ettim, oradan çıktım. Um die Waldwege zu überprüfen. Yani bu orman yolu patikayı diyor, yani şey etmek için belirtmek için evet, kontrol etmek için kontrol etmek için arkadaşlar ich mache das immer mit dem Fahrrad. Ben bunu devamlı olarak bisikletimle yaparım. Yani bisikletle gidip gelirim yani. Wegen çünkü der Umwelt yani çevreden dolayı. Verstehen Sie, anlayın. Manchmal kommt mir dann auch der Herr Buchner entgegen. Bazen diyor karşımda diyor her Buchner'ı da görürüm yani karşımda görürüm. Wenn er mit dem Wagen zum Sägewerk fährt. Yani o arabasıyla birlikte Sägewerk'e giderken onu da rastlarım yani ona da rastlarım yolda arkadaşlar. Na ja. Und heute ve bugün als ich da hinten um die Kurve komme, yani ben diyor, o köşeye geldiğim zaman yani arkada köşeye geldiğim zaman sehe ich plötzlich ein Auto mitten auf der Straße. Yolun ortasında diyor bir arabanın olduğunu gördüm aniden. Eben das Auto von Herrn Buchner. Hatta diyor bu araba yani Herrn
yani Bay Buchner'in arabası. Und der Herr Buchner liegt da wo. Ve Bay Buchner diyor orada yerde yatıyor. Auf dem Boden, yerin üzerinde mit dem Gesicht nach unten. Yani yüzü yere doğru arkadaşlar. Zwei, iki derken buradan şu tarafa geçiyoruz. Evet. Şöyle geçelim. Drei Meter von ihm entfernt lag ein Fahrrad und gleich neben ihm eine große Geldtasche der Landesbank. Evet. Burada ise de zwei bis drei Meter. Yani bir iki metre. Evet. Yani iki üç metre, özür dilerim. İki üç metre von ihm entfernt. Yani onun yanında, karşısında, yani bir iki üç metre karşısında lag ein Fahrrad, bir bisiklet yerde vardı. Und gleich neben ihm ve bu bisikletin yanında eine große Geldtasche der Landesbank. Yani büyük bir yani Landesbank'ın para çantası bulunmaktaydı. Burada komiser devreye giriyor arkadaşlar. Komiser soru soruyor. Bakalım. Wie weit waren Sie von Herrn Büchner entfernt? Yani, siz diyor, wie weit waren Sie? Yani siz ne kadar yani Herrn Büchner'in karşısında ne kadar uzaklıktaydınız? Diye soru soruyor. Ungefähr 20 Meter. Ich habe mich nicht getraut, näher heranzugehen. Zweimal habe ich laut Herrn Büchners Namen gerufen, aber der reagierte nicht. Ich habe gedacht, mein Gott, der ist tot. Ich hatte ganz schön Angst. Dann bin ich zurück zum Forsthaus gefahren und habe die Polizei angerufen. Danke. Evet, burada adam diyor ki, ben diyor hemen hemen diyor 20 metre, yani 20 meter, 20 meter uzaktaydım. Ich habe mich nicht getraut. Yani kendime pek fazla yani düşünemedim, yani güvenemedim. Nachher heranzugehen, yani ona yaklaşmayı düşünmedim. Evet, ich habe mich nicht getraut. Yani kendime güvenmedim. Trauen, güvenmek aslında. Yani ona da yaklaşmayı, kendime güvenmediğim için gitmedim. Zweimal habe ich laut Herrn Buchner Namen gerufen. Yani iki defa onun ismini çağırdım, söyledim. Aber der reagierte nicht. Fakat o hiç cevap vermedi. Yani evet, cevap vermedi. Ich habe gedacht ve düşündüm ki, mein Gott, aman Allah'ım. O ölmüş. Yani onun ölmüş olduğunu düşündüm. Ich hatte ganz schon Angst. Ve tümüyle diyor endişeliydim. Evet, endişeliydim. Dann bin ich zurück zum Forsthaus gefahren. Daha sonrasında hemen tekrar orman evine geri döndüm. Und habe die Polizei angerufen ve polisi aradım. Arkadaşlar. Sonra komiser ne diyor bakalım? Herr Haberle, das ist zunächst alles. Sie können nach Hause fahren. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Evet. Burada komiser diyor ki danke, teşekkür ederim Herr Havel. Das ist zunächst alles. Yani şu şimdilik, yani bu şimdilik yeterli. Sie können nach Hause fahren. Evinize gidebilirsiniz. Adam da diyor ki danke, auf Wiedersehen. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle Bay Komiser. Evet. Bakalım. So, ich denke es ist Zeit den Herrn Büchner zu befragen. Guten Tag, Sie sind Herr Büchner. Evet. Burada komiser ne yapıyor arkadaşlar? Neyse. Evet. Burada komiser arkadaşlar tekrar giriyor. Diyor ki, so ich denke, öyleyse zannedersem es ist Zeit den Herr Büchner zu befragen. Yani artık Bay Büchner diyor, sorguya çekmemizin zamanıdır. Guten Tag, sind Sie Herr Büchner? İyi günler. Siz Bay Büchner misiniz? Büchner diyor, evet. Bakalım komiser ne diyor arkadaşlar? Ja, Kommissar Wagner. Wie geht es Ihnen? Fühlen Sie sich in der Lage, mir zu schildern, was sich heute Morgen hier zugetragen hat? Ach. Evet. Burada komiser kendisine diyor ki, önce kendisini tanıtıyor, diyor ki, Komiser Wagner, ben Komiser Wagner'ım. Wie geht es Ihnen? Nasılsınız? Fühlen Sie sich in der Lage, mir zu schildern, was sich heute Morgen hier zugetragen hat? Zugetragen hat. Yani bana diyor, bu sabah, bugün sabah diyor, ne taşıdığınızı tasvir edebilecek bir durumda mısınız? Öyleyse yani kendinizi iyi hissediyor musunuz? Öyleyse hiç in der Lage, yani yani kendinizi iyi hissediyor musunuz? Mirzu Şilen bana tasvir edebilmek için. Evet. Was ich heute Morgen hier so getragen hat. Yani bugün ne sizin ne taşıdığınızı bugün sabah sizin ne taşıdığınızı bana diyor açıklayabilir misiniz? Yani bu durumda mısınız? Yani kendinizi bu şekilde iyi hissediyor musunuz halen? Bakalım adam ne diyor. Ich denke, es wird schon gehen.
Mein Kopf tut mir zwar noch weh, aber sonst... Nun, Herr Büchner, anscheinend sind Sie Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie hat sich denn der Überfall abgespielt? Burada adam diyor ki, ich denke, diyor, zannedersem es wird schon gehen. Yani daha yeni geçti. Geçti gibisinden. Mein Kopf tut mir zwar noch weh. Yani kafam diyor biraz böyle ağrıyor yani. Aber sonst fakat derken komiser devreye giriyor. Diyor ki Herr Buchner, anscheinend sind Sie Opfer eines Raubüberfalls geworden. Yani öyle görünüyor ki siz diyor bir soygunun kurbanısınız. Wie hat sich denn der Überfall abgespielt? Yani bu nasıl oldu? Yani nasıl meydana geldi bu olay? Bakalım arkadaşlar. Um 9 Uhr heute Morgen, gleich nach der Öffnung der Landesbank in Stuttgart, habe ich die Lohngelder für die Arbeiter im Sägewerk geholt. Dann habe ich mich auf den Weg nach Erlbach zum Sägewerk gemacht. Warum haben Sie... Burada adam başlıyor anlatmaya Buchner. Diyor ki um 9 Uhr heute Morgen, bugün sabah saat 9'da, gleich nach der Öffnung der Landesbank in Stuttgart, yani Stuttgart'daki Landesbank'ın diyor, açılışın hemen öncesinde, habe ich die Lohngelder für die Arbeiter im Sägewerk geholt. Yani ben diyor, Sägewerk şirketinin çalışanlarının diyor, maaşlarını aldım. Dann habe ich mich auf dem Weg nach Erlbach zum Sägewerk gemacht. Sonra diyor, bu parayı aldıktan sonra yani Sägewerk'e doğru gitmek için, evet bu fabrikaya yani gitmek için auf dem Weg nach Erlbach. Erlbach'a doğru yani yolumu çevirdim. Yani yolumu Erlbach'a doğru yönlendirdim. Burada arkadaşlar komiser kendisine soruyor. Den Weg durch den Wald gewählt. Die Bundesstraße ist doch viel bequemer. Yani diyor ki, warum haben Sie den Weg durch den Wald gewählt? Yani siz diyor, tamam diyor, yani fabrikaya giderken diyor, yolunuzu neden mesela ormandan geçirdiniz? Evet, burada özür dilerim, bir ara verdim. Warum haben Sie den Weg durch den Wald gewählt? Yani diyor, siz neden yolunuzu diyor, ormanın içerisinden seçerek hareket ettiniz? Yani ormandaki yolu neden seçtiniz gibisinden arkadaşlar. Die Bundesstraße, yani Bundesstraße ist doch viel bequemer. Yani bequemer. Yani Bundesstraße daha rahattır. Yani neden onu seçmediğiniz gibisinden komiser soru soruyor arkadaşlar. Buchner cevap veriyor, bakalım. Bequemer vielleicht, aber nicht schneller. Der Weg durch den Wald ist eine Abkürzung. Außerdem ist hier nicht so viel Verkehr. Ich fahre auf diese Strecke. Evet. Burada diyor ki Buchner, bequemer vielleicht. Yani belki de yani hani dediğiniz gibi daha böyle hani şeydir, rahattır. Bu yol daha rahattır ama nicht schneller, fakat çok fazla hızlı değil. Yani bu yolun üzerinde çok fazla hızlı ilerleme yapamıyorum. Der Weg durch den Wald ist eine Abkürzung. Yani ormanın içerisinden geçen yol daha kestirmedir. Außerdem bunun dışında ist hier nicht so viel Verkehr. Ayrıca burada da çok fazla mesela trafik de yoktur. Ich fahre auf diese Strecke. Yani ben böyle bu şekilde hareket ettim. Yani ben bu yolu diyor sık sık kullanırım yani gibisinden arkadaşlar. Özür dilerim. Komiser diyor good, unfaite. Pek öyleyse yani devam edin gibisinden. Ben burada diğer sayfaya geçiyorum. Evet. Buchner yine konuşacak. Bakalım. Und weiter. Als ich da hinten um die Kurve kam, sah ich das Fahrrad mitten auf der Straße liegen. Ich fuhr langsam heran, hielt und stieg aus, um das Rad wegzunehmen. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch. Noch bevor ich mich umdrehen konnte, erhielt ich einen fürchterlichen Schlag auf den Kopf und verlor die Besinnung. Evet, burada komiser olayı anlatıyor. Hemen bir bakayım. Als ich dahinten um die Kurve kam, yani yol köşeye geldiğimde, evet, yani kıvırıma geldiğim zaman, sah ich das Fahrrad mitten auf der Straße liegen. Yani ben diyor yolda yatan bir bisiklet gördüm. Yolun ortasında arkadaşlar bir bisiklet gördüm. Ich fuhr langsam heran. Ve ona yavaşça yaklaştım. Sürdüm arabayı. Yani yavaşça yaklaştım. Hielt und stieg aus. Yani durdum ve arabadan indim. Um das Rad wegzunehmen. Yani bu bisikleti yolun kenarına almak için, uzaklaştırmak için, yoldan uzaklaştırmak için durdum ve arabadan indim. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch. Yani aniden diyor arkamda bir gürültü duydum. Noch bevor ich mich umdrehen konnte, yani
Arkama dönüp bakmadan önce erhielt ich einen fürchterlichen Schlag auf den Kopf. Yani kafama diyor, çok acı verici, yani korkunç bir darbe aldım. Evet, auf den Kopf und verlor die Besinnung. Yani bu arada mesela bilincimi kaybettim. Verlor die Besinnung, bilinç verloren, kaybetmek arkadaşlar. Bilincimi kaybettim. Burada komiser soru soruyor tekrar. Bakalım arkadaşlar. Wo befand sich zu diesem Zeitpunkt das Geld? Und um welchen Betrag handelte es sich? Evet. Komiser diyor ki, wo befand sich zu diesem Zeitpunkt das Geld? Peki bu arada mesela diyor, para neredeydi? Yani para neredeydi? Bu adam parayı taşıyordu arkadaşlar. Evet. Und um welchen Betrag handelte es sich? Ve ne kadar bir miktardaydı? Yani bu para ne kadardı arkadaşlar? Komiser kendisine soru soruyor. Bakalım ne cevap veriyor. Es waren 62.500 Mark. Und sie waren in der Geldtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Und sie evet, burada adam da diyor ki, es waren 62.500 Mark. Evet. Yani 62.500 Mark. Und sie waren in der Geldtasche, hepsi mesela para çantasının içerisinde, die auf dem Beifahrersitz lag. Yani şoför koltuğunun yanındaki koltukta arkadaşlar yer alıyordu. Burada komiser ne diyor bakalım. Können uns keinerlei Hinweis auf den oder die Täter geben. Und sie können uns, yani siz bize de, yani komiser kendisine söylüyor ki, yani sen bize diyor mesela hiç ipucu verebilir misin? Yani bu olayı yapan insanla alakalı hani ipucu verebilir misin? Buchner de diyor ki, bakalım arkadaşlar. Das einzige, was ich sehen konnte, war, dass der Mann eine Strumpfmaske über dem Kopf hatte. Evet, burada duralım. Burada Buchner diyor ki, das einzige, yani size verebileceğim tek şey, was ich sehen konnte, yani gördüğüm kadarıyla, buradan diğer sayfaya geçiyoruz, var. Das war man eine Strumpfmaske über dem Kopf hatte. Yani bunun üzerinde, yani bu, yani soygunu gerçekleştiren kişinin yüzünde bir tane çorap maske var arkadaşlar. Über dem Kopf hatte. Und das war dunkle ve böyle koyu leather hand shoe trug, yani böyle deriden yapılma eldivenler giymiş arkadaşlar. Devam edelim, göreceğiz. Und dass er dunkle Lederhandschuhe trug. Gut, Herr Büchner, das soll zunächst reichen. Ich möchte Sie bitten, gleich mit auf das Polizeipräsidium zu kommen, damit wir ein Protokoll aufnehmen können. Burada komiser diyor ki, gut, iyi. Herr Buchner, yani Bay Buchner, iyi şu ana kadar. Das soll zunächst reichen. Yani şu ana kadar mesela elde ettik. Yani ulaştık. Das soll zunächst reichen. Yani istediğimize ulaştık gibi arkadaşlar. Ich möchte Sie bitten. Yani sizden rica ediyorum. Gleich mit auf das Polizeipräsidium zu kommen. Yani polis merkezinize gelmeyi sizden rica ediyorum. Damit wir ein Protokoll aufnehmen können. Yani sizinle bir protokol meydana getiren anlaşma sağlayabilmemiz için, hani ifadenizi alabilmemiz için lütfen diyor polis merkezine diyor gelin. Buchner diyor ki in Ordnung, yani anlaşıldı. Bakalım. In Ordnung. Ein ganz schön verzwickter Fall. Was, Herr Kommissar? Nein, ganz und gar nicht. Wieso? Wissen Sie denn schon, wer der Täter ist? Aber natürlich. Das ist doch ganz einfach. Evet. Burada hemen şurayı da çevirelim arkadaşlar. Burada çavuş tekrar sözü alıyor arkadaşlar. Ein ganz schön verzwickter Fall. Was der Herr Kommissar? Was Herr Kommissar? Yani Bay Kommissar diyor, oldukça diyor. Kafa karıştırıcı bir olay. Değil mi gibisinden soru soruyor. Komiser de diyor ki nein, ganz und gar nicht. Hayır, hayır, tümüyle açık bir şekilde diyor. Bundan sonra da çavuş diyor ki kendisine wieso, nasıl? Wissen Sie denn schon? Wer der Täter ist? Yani bu olayı kimin yaptığınızı şu anda biliyor musunuz? Diye soru soruyor. Komiser de diyor ki aber natürlich, elbette, doğal olarak. Das ist doch ganz einfach. Bu oldukça yani basit bir olay şeklinde konuşmasını bitiriyor. Değerli arkadaşlar, burada bir şey daha var, açıklama da var. Ona da bakalım. Evet, devam edelim. Und Sie? Wissen Sie auch, wer der Täter ist und was sich wirklich abgespielt hat? Evet, yani burada açıklama yapan kişi söylüyor ki, ya peki ya sen, wissen Sie auch, wer der Täter ist? Yani
olay kimin yaptığını bulabildim mi? Und was sich wirklich abgespielt hat, yani olay nasıl gerçekleştiğini anlayabildim mi gibisinden soru soruyor arkadaşlar. Evet. Burada da kelimeler var. Bu kelimelerde mesela bakalım. Raubüberfall, yani soygun, Buchhalter, muhasebeci, Sägewerk, Sawmill, böyle değirmen ile alakalı bir firma, Förster, Forester, yani ormancı, Jemanden vernehmen, Jemanden vernehmen, yani akvaçın zaman birini sorguya çekmek, Gehirnschütterung, Gehirnschütterung, yani beyin sarsıntısı, Notarzt, Notarzt, yani acil doktoru diyelim arkadaşlar. Zichtwan etwas zu tun, yani bir şey yapmaya cesaret olmak. Schilden, tasvir etmek. Zicht zu tragen, meydana gelmek. Lohngelder, maaşlar diyelim arkadaşlar. Garavuş, gürültü demek. Besinnung, Verlierung, yani bilinç kaybı. Hinweis, bilgi anlamında. Was wirkt complicated, yani karma karışık. Değerli arkadaşlar, bu videomuzu bitirerek kitabımızın sonuna geldik. Kitabımızın içerisinde bulunan 5 tane videoyu okuduk, açıklamaya çalıştık, Türkçe çevirmeye çalıştık. Lütfen dediğim gibi yararlı görüyorsanız paylaşın. Almanca öğrenen arkadaşlara yardımcı olması dileğiyle bir sonraki kitabımızda, yani o kitap okuma etkinliğinde tekrar görüşmek dileğiyle Muş'tan herkese selamlar iletiyorum.